bize bu konferansın amacından, ilk önce kimin düzenlediği ve daha sonra da amacından biraz bahsedebilir misiniz? Bu konferans kulüp mimarlık bölümünün, yani daha çok tasarım kulüplerinin, tasarım bölümlerinin kulübü olan Tasarım İstasyonu Kulübü ve Ark Design ekibinin ortak çalışması olarak yürütülüyor. Zaten gelen konuşmacılarımız da Ark Design ekibinin kendi üyeleridir. Şeyin amacı ise mimari tasarımda gelecek. Hani mimarlar nasıl gelecekte nasıl bir tasarım yapmalılar? Nasıl bir tasarım yapabilirler? Tasarımda öncüler, ölçütler, hani önceliklerimiz, düşüncelerimiz nasıl olmalı? Bunun üzerine profesyonellerden arkadaşlarımıza, mimarlık bölümündeki arkadaşlarımıza, tasarım bölümlerindeki arkadaşlarımız için bilgi almaya çalışacağız. Kulüp olarak öğrencilerimizi ben öncelikle kutluyorum. Ve mimaride ve tasarımda Gelecek adlı bu organizasyonun tabii gerçekleşmesinde öncelikle kulüp üyeleri etkin bir rol aldılar. Bunun da duyurusunu ben ilk olarak oryantasyon eğitimi toplantımızda kendilerinden öğrendim. Ve tabii özellikle Lütfi Kırdar salonunda da Ark Design grubunun yaptığı toplantıları da izledim. Gerçekten güzel çalışmalar. Tabii bizim Karabük Üniversitemiz için ayrı bir önemi var. Türkiye üniversitelerinden efendim katılımın oldukça çok olduğu bir toplantı gerçekleştirmişler Nisan ayında. 2019'da da gene aynı şekilde büyük bir organizasyonla katılım olacakmış. Bu grubun fakültemize gelmesi ve bizi onurlandırmaları ayrı bir önem taşıyor. Öğrencilerimizin geleceğe yönelik bakış açılarının tabii ki yenilenmesi ve bu doğrultuda yapacakları çalışmalara yenilikler katılması bakımından tabii ki dizayn, yani tasarım olmadan iş gerçekleşmiyor. Önce tasarım, sonra mimari. Bunun son imzasını atıyor mimarlarımız. Mimar adayı öğrencilerimize ben başarılar diliyorum. Geleceğe yönelik umutlarının gerçekleşmesini temenni ediyorum. Estetik yönleri o kadar önemli ki sahaya çıktığımızda bunları çirkin yapılarda görüyoruz. İçimiz kararıyor ama güzellikleri de görünce ya helal olsun diyoruz. Ne güzel bir eser koymuş. Mimari kim acaba? Kutlayalım diye içimizden geçmiyor değil. Bu tür çalışmalar gerçekten etkisini gösteriyor ki 1979-89'da kamu kurumları, Kültür Bakanlığı başta olmak üzere, vakıflar, genel müdürlüğü ve özel bazı sivil toplum kuruluşları bu kampanyaya dahil oluyorlar. Ve ilk restorasyon çalışması işte Asmazlar Konağı restore edilip otele çevriliyor Türkiye Kültür Kurumu tarafından. Kaymakamlar Evi yine Kültür Bakanlığı tarafından ve Arasna Çarşısı dediğimiz de yine Kültür Bakanlığı tarafından ilk restorasyon çalışmaları yapılıyor Safranbolu'da. Birazcık tasarım, kent ve doğa üzerinden bir ölçek kavramıyla birleştirerek bir okuma yapmak istedik. Aslında ölçek hepimizin bildiği gibi işte bir projenin proje olabilmesi için yapının küçültülmüş veya oranlanmış hali. Bu aslında bu oran belki çok kritik ve ölçek kavramı bizim aslında dünya, yani günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kavrama dönüştü. İşte ölçeksiz bir yapı, işte insan ölçeğinde değil veya çok büyük ölçekli projeler diye aslında bu böyle bir sıfata da dönüşmüş durumda. Yani çok sık kullandığımız, mimarlar olarak çok sık kullandığımız bir kavrama dönüştü. Aslında bu oran meselesi belki çok kritik kentler için. Yani aslında bugün kentler böyle birbirini tekrar eden, böyle biraz daha copy-paste diyebileceğimiz konut üretim süreçleriyle karşı karşıya ve aslında bu konut üretimleri genellikle sosyal konutlarla başlayan ve işte rezidanslarla şu an bütün kentsel çevreyi saran ve aslında bu fotoğraflar hep farklı ülkelerden ama hepsi birbirinin aynı, yani aynı çevreden bahsedebiliriz.